Nettin Kemal abi, iyi misin abi? Allah iyilik versin. Allah sana da böyle güzel ölümler nasip etsin. Efendim inşallah. Kelime-i şehadet getirerek, tekbir çekerek gitti adam. Elhamdülillah. Nettin bakın hacım, iyi misin? Elhamdülillah. Maşallah maşallah. İyisin, iyi, sağlıklısın. Sağ ol, Allah razı olsun velemi. İyi, iyi. Allah iman Kur'an nasip etsin sana da. Evet, inşallah. İyi ederim. Ya ya, saatin var demek ki daha. Sağ ol, Allah razı olsun. Hepimizin gelecek bu. Tabii tabii. Garipler diyarı. Komşu Nettin, komşu. İyi misin komşu? Allah iyilik versin. Allah razı olsun. Aplen mi? Senin arkadaş gitti bak. Senin arkadaş gitti. Değil mi? Onun kulakları duymaz doğru. Evet. Mükerrem abimiz de. Çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Apilay diyorum senin arkadaş gitti diyorum. Kulaklar duymuyor yazık. Duymuyorum. Geçen gün geldiler, sohbet ettiler. Hoş geldin Apilen mi? Evet. O bu büyükmüş biraz ondan. Hı. Apilen mi büyükmüş biraz? O büyüktü. Evet. Apilen mi büyük? Hoş bulduk. Ben 3 gün evvel buradaydım ya. Sen cuma günü eve vardım. Bir gün yattım. Telefon ettiler. Çabuk geldi. İşte abi. Doktor kontrolüm vardı. Daha onun için gittim. Olmayınca geri geldim hani. Ya ya. Duydum da şaşırdım senin gittiğini. Ya abi şimdi bu ne oluyor? Bilmiyoruz artık. O mikrofon. Mikrofon. Şey, dua okuyorlar. Dua etmek için. Ses yüksek çıkması için. Evet. Hocam. Kızım. Nasılsın? İyi misin? İyi abi. Amca olsun. Sizler değil misiniz? İyi abi. Kasta mağdur olmamışsın. İnşallah başınız yani. Sağ olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Sağ ol. Sağ ol Kazım. Sağ ol. Allah razı olsun Yusuf Bey. Allah razı olsun. Efendim. Artık bundan böyle mezar kazılarımızı bile Yemen halkı oradan izleyecek yani. Evet canlı. Evet evet. Evet. Ne edelim işte artık biraz daha teknoloji gelişti. Ne edelim insanlarımızı hatıra kalsın diye. Evet. Ahmet abi hoş geldin abi. Nasılsın abicim iyi misin? Teşekkür ederim. Siz iyi misin? Allah'a şükürler olsun. İş ile dost olan babamı uğurluyoruz. Ne mutlu başka bize. Allah razı olsun yani. Dostlarımız sağ olsun. İşte ne edelim birer birer hocamız başımızdan eksik etmesin de en son o gelsin arkamızdan. Buna ben ne hocalar var. Sen burada olsun lan bunda bir ses var maşallah. Ses var ama, Allah vermiş valla. Ben bunu dünyanın en büyük Mevlüt Hanı diye yayın yaptım yani. Yine Allah razı olsun. Evet. Gelsin canım. Ya burada. Gelsin de en arka bizim kuşak. Bizim kuşak bu 68 kuşak. Bizim kuşaktan sonra gelsin. Biz 47 kuşağıyız. 47 kuşağısın sen doğru. Evet. Ya. Maşallah Allah rahmet eylesin baban gitti şimdi. Evet. Dünyaya gitti. Ya şimdi ben büyükler derler ya Allah sonumuzu hayır eylesin. Ben babanla gördüm onu abi.
Çünkü niye biliyor musun? Eğer Allah hayır eylemezse işte 6-7 sene yatan insanlar var biliyor musun? 15 sene. Ha, bağıra bağıra sabahlara kadar ölmek istiyor ama efendim. Allah korusun, eğer ki babanız öyle olsaydı, evet şimdi üzülür, acınıyor da şöyle biraz kalıverseydi, ya Rabbim şunu al da bir kurtar bizi, değerli değil ya. Ya ben iman nasip etmesini istedim. Amin. Derman için teşvik etmem. Cihan da onu dikmeye çalıştı devamlı. Acaba düzeltebilir miyiz? Ya şimdi adam ha, yani bu saatten sonra artık onu dikmek ayağa biraz zor. Efendim Allah iman Kur'an nasip etsin dedik ve de Rabbimiz dualarımızı kabul etti, çektirmedi fazla. Bunu internete yükleyecek misiniz acaba? Aa, işte tabii yani köylerimiz bu buradaki ölenlerden, dirilenlerden haberleri olsun yani. Şimdi internetten Yaşar Sapa, ak kulak dedin miydin çıkar yani. Ak kulak desek şey. Ben kara kulak mı oluyorum ben? Yok. O da Yaşar Sapa da. Yani şöyle. Yani bokluların. Ya öyle deme ne olur elin ayağına öpen. Ben Hacı Hasanlardanım. Hacı Hasanlar, Hacı Osmanlar değil mi abi? Ama bokla da dinebilirim. Ama abi bak gözünü seveyim. Rica ederim. Şimdi annem onlardan... İmanını adıyla çağırırım. Tamam da şimdi... O zaman Cihan'a biz ne diyeceğiz? Tenekeci Cihan mı diyeceğiz bundan sonra? Tenekeci Bayramoğlu... Cihan. Bokluların Cihan'ı. Vallahi çekişirsiniz bak kayıtta. İnan bak. Senden mi uğraşır bak ben de vereyim. Öylesine uğraşacak bize ya. Adını mı değiştirir? Dana ikisi değişsin adını. Evet. Dana mı abi, bir dana kaç para biliyor musun sen? Adını değiştirme ya. Üstelik bana bak. Şeytan Ahmet'in oğlu, Tenekeci Bayram'ın oğlu, bokların Cihan. Bokların Yaşar. Yaşar mı oluyor gay? Abi benim künyeyi biraz uzattın ya. Şimdi bana bak. Sen hemen maşallah 3 gün önce gittin. Hemen baban ölüm haberini alınca kapar topar hemen. Abi çare yok. Geldiniz. Bana ben söz verdim. Ellerimden dedim seni mezara indireceğim diye. Evlatlık görevini yaptınız. Elhamdülillah yapabildiysek ne mutlu. Sizinkiler de size yapar inşallah. Bilmiyorum da ben güvenmiyorum. Hiçbirine güvenmiyorum. Efendim Allah onların eline bizi düşürmesin. Amin. Yalnız. Allah düşürmesin Ahmet abi. Ha, çünkü ümitsizliğe düşme. Benim büyük olana telefon açıyorlar da yarın işim var demiş abi. Yaşlı adam öldü, sen ne yapalım demiş, geçmiş gitmiş. Ne işte, adı da Mustafa. Şeyin... Boklu Mustafa'nın adını koyduk. Bunlarda koymuşlar. Ya, sen bu adama nasıl güveneceksin de yani? Demek ki aileden öyle yetişmiş bir adam. Fidan öyle yetişmiş. 5 yaşına kadar bu büyüttü onu. 5 yaşına kadar o büyüttü, teslim etti bana. Ailede öyle yetişmiş o. Onun için onun yerine böyle zamanda... Siz evlat olarak görevinizi yaptınız. Allah'a şükürler olsun yani. Bak eve gızak bile yaptınız. Abi şimdi teknoloji 3 kere mi ne yazık onu kullandı. Ben ona özellikle baktım, dikkat ettim. Çok şahane bir eser bırakmışsınız oraya. Evet abi bundan sonra... Aslında senin kabiliyetin, senin yeteneğin, bilhassa bu demirle ilgili yeteneğin Cihan'dan çok çok üstün. Şimdi biz abi büyük yerlerde, teknolojili yerlerde çalıştık. Siz biraz da... Evet. Gel buraya, geç şöyle, şuraya geç. Gel hocam, şöyle gel hocam. Hocam gel, ne olur. Mehmet Hoca, geç şuraya otur. Şu anda canlı yayında değiliz Mehmet Hoca. Canlı yayın değil, gel. Bak bu da Gucur Bayram'ın torunu Mehmet Hoca. Mehmet Hoca. Demek ki Gucur Bayram'ın torunu mu bu? Babanı çok güzel gıcır gıcır yıkadı. Allah ondan razı olsun, ellerini cennet kapısı açsın inşallah. Peygamber Efendimiz'in elinden bir tas şarap içsin yani. İnşallah. Cennet şarabı. Buradaki pis şaraptan değil tabii. Cennet şarabı içsin inşallah. Ne derim? Cennetül Mevva. Evet. Hayırlısı olsun. Ne derim? Abicim başka son şeylerinizi alabilir miyiz? Artık bizi burada izleyen köylülerimize bir şeyler... Sizi... sizden Allah razı olsun böyle... Cümlemizden. Bazı hatıraları... İşi ölümsüzleştiriyoruz adeta. Şöyle şey ettiğimiz zaman, baktığımız zaman evet. Eskileri hatırlayarak şimdi Kürtlerin Hariye'nin oğlu şu anda şeyde internette. Öyle mi? 5 gün evvel ölümünden böyle röportaj yapıldı ve gerçekleri anlattı. Yani başına geçen her şeyi anlattı. Ben dedim ki çok büyük bir intiham geçirdin sen. Tabii bu dünya intihamı. Evet, evet dünya intihamı. Efendim onu yayınladım şu anda. O da sağlandı mı? Otur bakalım. Olsun. Şey olsun durdun da.
kalkıverdiğin zaman başım dönüyor. Evet. Abi bir şey yaptıracaksın. Sidik testi. Başım dönüyorsa. Efendim. Selamun aleyküm. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Allah razı olsun. Zafer abi. Bu adam seni çok istiyordun bak. Kaç kere dedim bak. Bir helalleş gel dedik. Hukukumuz vardın. Abi bu dünyanın çok mu işin çok meşguldun? Şimdi rahmetli öldükten sonra bak be Yaşar. Geleyim. Borcu karanı söylesek ödemeye şeyiz var. Lan hem adam öldürmeye kalkıyorsun hem de bir para istiyorsun ya. İki kişilik nohut borcuyla gittik. Allah'ım. Ya abi ya onu kolay ederiz aramızda. Sorun değil Zafer abi. Oldu. Durmuş. Ne ettin bakayım? İyi misin? Uyukluyor mu? Hem de mezarın başında. Kaldırlar şu kafa. Bak bu altındaki yatan dedem bak. Kaldır çok güzel. Allah rahmet eylesin. Birisi Şeytan Ahmet dedem, birisi Mustafa dedem. Bak. Kim oluyorsunuz? Şu Ahmet dedem, şu da Mustafa, Boklu Mustafa. Bu adam bu şeyler Facebook'a verecek. Evet. Aman. Evet. Hocam? Şu amcamızı çekelim de hatıra kalsın. Nasılsın amca, iyi misin? Allah iyilik versin. Efendim. Evet, benim akrabalar burada. Akrabayı talukat mı deniyor buna? Akrabayı talukat. Efendim bir sor. Bak abi. Beni dinle. Bak çağırın. Baltayı getir bak. Vallahi bak öyle dedi bana. Git aşağıdan baltayı getir. Niçin baba dedim odun mu keseceksin? Sen diyor şu yanı başıma yatacaksın ya diyor. İşesi açılıp kapanıyordun yani. Bir gelip gidiyordun yani. Seni kes kendi evre. Yok kafayı koparacak. Kafayı koparacak da kafamı saçımdan da tutacak. Göbeğimin üstüne koyacak. Gidecek ondan sonra o zaman dedim Galatasaray boncuk öğrensin dedim şeyde hapishanede. Cüzdan falan öğrensin. Yatarın diyor o. Önemli değil yeter ki sen git bu dünyadan diyor. Ama bu benden önce gitti ki. Efendim. Ölüm cenazede işeyince kadar şey oldu. Evet evet öyle dedim maalesef. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Her birimiz ne olacağını Allah göstermesin. Yok abi Allah göstermesin. Yok abi bize bir Müslüman hiç olabilir mi böyle şey ya? Biz ümmeti Muhammediyiz yani. Elhamdülillah. Canına acımamış da ona kıyamamış. Cezaevine düşmesin diye. Sabahleyin geç bir iki gün evvel Cihan'a dedim ki şimdi davet falan yaparız dedim. Cemaat işe inmesin davetteki davetler aşağı inmesin dedim. İşe sallanıyor. Haney. Nasıl kalktın geldin? Yattığın yerden. Lan diyorum kahrolasıca sen diyorum bu evi yıkmaya mı geldin buraya diyor. Ben bunları zorla yaptım. Tabii. Anam ağladı diyor bu binayı yapacaksın diye. Tabii. Ha dedim baba ya bu nereden geldi baş belası. Senin dedim o zorla yaptığın evi aşağıda başladı temelden yıkmaya dedim biliyor musun? Lan vallahi geliyorum bak dedi bak. Hemen geliyorum. Efendim hadi.